Ruşa var ya, aşkla yemek yapar ya, aşkla. Sevgimi gerçekten katıyorum. Oh, kokular gelmeye artık başladı. Artık sevgimi, başka bir şey mi bilmem. Aşkla, aşkla. Nasıl gidiyor? İyi. Bunu kapatsam hayır, ne olur? Hayır, bana kapat bak. Kapat, ya, bir şeyini dokunma. Berat, vallahi yaramaz çocuk gibi. Siz niye bildiniz? Kızcağız. Berat yine beni çok gerdi. Günlerde biraz gerginim. Yemek yaparken sinirlendim. Çünkü sürekli ocağımı söndürüyordu. En nefret ettiğim şey benim yemek yaparken birinin bana karışması, yorum yapması. Hiç sevmem, hoşlanmıyorum. Bu yanım arkadaşlar görmedi. Gördükleri iyi oldu, ona göre davransınlar artık bana. Kolay gelsin Arzucuğum. Oo, ne güzel karamelize olmuş. Neydi bundan sonra? Ya Antonio gitti kaldın böyle. Ha, Antonio nerede? Bundan sonra mantarları koyuyordun değil mi bir tane? Sonra? Sonra biberleri buraya mı koyuyorum direkt? O zaman koyayım. Yok, biberler de buradaydı. Şu an mantarların üstünde mi? Hı-hı. Emin misin? Soğanları yapmadın mı sen? Ya şey, soğanlar ötekinin, pardon. Atıyorum soğan Muhammed. 2 3 4 5 Ne var mı? Sana ciddi bir şey söyleyeyim mi? Ha. Herkes burada aşçı. Evet. Biliyorum da. Evet. Bu et bu kadar kalın ya. Tatlım, şef öyle kesti. Berat git. Sakız gibi olacak. Berat, saçma sapan davranıyorsun. Ulan açın bu Muhammed ol. Arkadaşlar orada biraz fazla kalın da yemek yapmayı öğrenin. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Sen bunlar gibi değilsin. Sen akıllı adamsın. Bu et bu kadar kalın doğranır. Ya bir git Allah aşkına. Hayır ya, bir söyle. Tam doğranır, nasıl doğranacak et? Oğlum bu et böyle pişmez. Akıllı adamsın. Berat git işte ya. Murat, ciddi söylüyorum, sen akıllı adamsın. Oğlum git, vallahi uğraşma ya. Üç tavada birden. Tolgacığım kolay gelsin. En ya, lezzetli yemek seninki olsun inşallah. Tolgan inşallah. Teşekkür ederim. Hayır o değil. Üstüne atıyorsun soğan. Onu niye oraya attın ki? Hayır aşkım. Şey yapacağım ya. Arpacık soğanlarla mantarları yaptı ya. Onu üstüne atacağım. Tek tek atacağım hayatım. Böyle tek karamelize tek etti hepsini öyle attı. Hayır. Evet. Direkt birlikte karamelize etti. Hayır hayatım. Tek tek aşama aşama. Kafamı karıştırma. Tamam neyse öyle yap. Bir bak sonra kağıda bak. Sen nasıl şey yap öyle yap. Tamam, bir kağıda sandım. Bak. Bir kağıda baksana. Ne yaptın abi? Hiçbir şey Murat, sen ne yapıyorsun? Ne yaptın? Murat. Neye benziyor Murat? Arkadaşından kopya çekiyor Murat şu an. Kafanı çalıştır. Sen akıllı adam. Ya Berat sus ya. Kopya mı çekiyor? Ha Ayten Hanım, kopya çekiyorum. Murat. Belli zaten, efendim? Yan tezgahtan. Sen de olmaya çalıştın. Kafanı çalıştır, kafanı. Sen de bu beyin var ama çalıştır. Bu da tamam, biberlerim de tamam. Kapya biberim nerede? Kapya biber. Buradaydı, kim aldı? Kesin biri aldı ha, ben sana söyleyeyim. Yok çünkü. Berat sen mi aldın biberi, ver. Cebine Berat koydun herhalde değil mi? Berat! Yapma bunu mu şey? Mami tepsinin arkasında kapyam var. Yemin ediyorum. Burada bak işte. Taş düşse benden mi? Mami ben buradan görüyorum. Ama neden? Berat, ben mi almışım? Berat. Ruşa. Bak. Günahımı aldın Ruşa. Selam Murat. Selam Birancığım. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Rüzgar çok vuruyor. Şunu buluyor. İçinde bırakma istersen, unutmuşsun orada. Niye? Yanar falan diye. Ne yanar? Plastik ya. O yanmaz. Emin misin? Evet. İyi, bana öyle demişti de şef o gün ben hangi unuttuğumda. Hangi şef dedi? Ali şef. Öyle bir şey yok yani. Dedi bana. Ha. İçinde unutma dedi. Ya bir şey söyleyeceğim. Ali şef demiş ki bu erir. Bu eriyor İçinde mu? İçinde unutma dedi bana yani. Bu. Erimiyor. Uydurmadım kafamdan yani böyle bir şeyi. Siz biliyor musunuz bu arada? Var mı böyle bir şey? Kafamdan şey mı uydurdum? Ben bir İçinde kere kızdın ya diye gitmiştim patlasın. Söyler misin? Sesli söyle o zaman. Bilmiyorum. Niye söylemiyorsun? Çünkü biz gri takımız. Gri belli gri takım olduğunuz. Sen nasılsın Tolga? İyi. Bilen sen? Ben de iyi miyim değil miyim belli değil. İşte senin yemeklerini görünce bir iyi oldum ama güzel gidiyorsun. Teşekkür ederim. Çağlar bir daha soru soruyorum sana. Diyorum ki söyler misin erir mi erimez mi? Ha? Erir tabii. Kuleziniz bozuk hepinizin ya valla. Hepimizin. Evet. Mikrofonun varken niye bu hale bürünüyorsun ki?
İki dakika sonra geliyorsun, sonra diyorsun ki ben öyle bir şey demek istemedim. Şu an yaptın normal ya, soru şey. Soru sordum, Kadir dedi ki bana var öyle bir şey, söylemiyorum dedi. Ya gidin vallahi, sizinle muhatap olmaya değmez ya. Öf. Muhatap olmaya değmez mi? Evet, değmez. Ha, seni ciddiye alıp muhatap olduk diye böyle olur tabii değil mi? Ya Mehmet, Rüzgar, Mehmet. Ne yapıyorsun bu sene mi kapanı? Oo, Mehmet nasıl kokuyor? Uhuu! Ben anladım bunu artık ya, gerçekten beni şov amaçlı kullanıyorlar, reyting kasıyorlar, mikrofonları takılıyor, herkes bir bana laf atma peşinde. Mikrofonları çıkartıyoruz, arkada ay Dilancığım biz sana öyle bir şey demek istemedik. Can ciğer kuzu sarması olma modunda herkes ama sıkıldım ben, böyle ikiyüzlülüklere hiç gelemem. Çok geriliyorum, iyi ki doğadayız. Gelip iki dakika nefes alacağım burada, konuşamıyorum artık, kekeme oldum ben bunların yüzünden yani. Bu kadar dengesiz olabilirler ya, ne yapacağım şaşırdım artık vallahi böyle. Bize dönük bir şey söylüyor, cevap veriyor. Kadir cevap versene. O zaman de ki Kadir, sana soruyorum. Ben buraya yemek yapmaya geldim. Kendimi daha iyi bir yerlere getirebilmek için geldim. Geliştirmek için geldim. Gerçekten delireceğim artık bunun yüzünden ya. Yönetemiyorum bunların ben boş muhabbetlerini artık. Bunlar yemek yapmaya gelmemiş yani. Yemek yapıyorumun altında yapmadıkları birçok şey var ya. Gerçekten. Sıkıldım. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne oldu abi ya, bir gerildin? Ya gerilecek bir şey yok, saçma sapan her zamanki Dilan işte ya. Ne yaptı? Ya bir şey söyle, bir cevap veriyorsun, umursamaz tavırlar falan. Yanıyor mu yanmıyor mu dedi. Ne? Takım arkadaşı dedi, hani bu kaşıklar yanıyor mu yanmıyor mu? He, size soruyorum. Plastik dedi. Kaşıklar. Cevap veriyorum, dinlemiyor. Madem dinlemeyeceksin niye soru soruyorsun? Sonra da istemeyince de yok abi, psikolojiniz bozuk, yok muhatap olmaya değmezsiniz. Bir laf atma durumu bana karşı. Benim üzerimden kasmayın arkadaş priminizi yani. Niye benim üzerinden yapıyorsunuz bunu artık? Kendinizi gösterin yeteneğiniz varsa o zaman. Her seferinde aynısını yapıyor. Ben kameraların önünde ne oynayacağım? Benim oyuncak değil mi? Ben doğalım gayet. Oyuncak olsam atlarım, zıplarım, bayılırım yani. Ki iyi yaparım biliyorsun taktik evet. Konusunda. Üzerine yoktur yani. Yok, üzerine yok. Oynamıyorum. Geldim buraya, üzerine yarışıyorum yok. güzel. Abi muhatap olmayı seçtin mi hiç? Muhatap olmamayı bir şekilde oluyorsun, yarışma platformundasın. Seninle tamam, konuşmuyorum yani yarışma dışında muhatap olmamaya çalış yani, o samimiyeti almasın artık. Bir şey soracağım, sen bunu niye takımdan gönderdin? Niye mi gönderdin? Abi uyumsuzdu. Ama uyumsuz deyince kabul ettim ya. Ya ister etsin ister etmesin yani. Hayır ayıp ediyor, insanlığı güzel bir insan. Ben seni istedim aslında esasen önünde takımda. Murat'ı göndermek istemediğim için de Dilan'ı göndermek durumunda kaldım. Yani yarışma anına geçtiğimiz zaman aslında kendisi değişiyor, farkında değil yani. Çok uç tepkiler veriyor. Aman yeterler, şunlar bunlar falan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.